Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü dersimizde de bilimsel yöntem basamaklarını inceleyeceğiz. Tabii ki hücre konusuna devam ediyoruz. Ama ondan önce bilim yapmak istiyorsak eğer nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Ve teori kanun nedir? Neden karıştırılır? Aralarındaki bariz fark nedir? Bunları öğrenmemiz lazım. O yüzden bu konuyla devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, bilim insanları bilimsel sorulara cevap ararken pek çok farklı yöntem kullanabilir. Hangi yöntemi seçip kullanacağımız da birkaç şeye bağlı. Örneğin araştırılan problemin ne olduğuna, işte çalıştığımız bilim dalına, daha sonra bilim insanı olarak olaylara bakış açımıza, yani biraz da hayal gücümüz önemli burada. Ya da içinde bulunduğumuz şartlara göre değişir. İşte zaman olabilir, teknoloji olabilir, elimizdeki materyallerin yeterliliği olabilir. Bir problemi çözmek için de gerçekleştirdiğimiz mantık, ölçme, gözlem ve deneylere dayalı sistemli çalışmalar bütününe de biz bilimsel çalışma diyoruz. Evet, bir bilimsel çalışma yapılırken belli sıraların takip edilmesi gerekir cümlesi aslında yanlış. Yani dümdüz böyle aşağı doğru, işte birinci basamağı yapmazsan ikinci basamağa geçemezsin gibi bir kural yok tabii ki. Daha demin söylediğim gibi içinde bulunduğumuz şartlara, probleme, bilim dalına bağlı olarak değişebilir bu sıralama. Fakat genel manada bir sıralama oluşturulmuş, dünyaca kabul edilen. Biz de bunu öğreneceğiz şimdi. Öncelikle gözlem yapmamız gerekiyor. Olayla ilgili gözlem yapıp belli verileri toplamış olmamız gerekiyor. Daha sonra problemin ne olduğunu tespit edip ortaya koymamız ve sonrasında onun çözümüne yönelik bir hipotez ortaya atmış olmamız gerekiyor. Hipotezin ne olduğunu açacağız. Sonra bu hipoteze dayalı bir tahmin yapmalıyız. İşte böyleyse böyle olur gibi. Daha deney yapmadan, fakat bakın bu sadece bizim kendi tahminimiz olmalı. Sonrasında kontrollüce bir deneyi tasarlayıp bunu uygulayabiliyor olmamız gerekiyor. Ve en sonunda da sonuçları değerlendirmeliyiz. Çıkan sonuçların değerlendirilmesine göre eğer sonucumuz en baştaki oluşturduğumuz hipotezimizi destekliyorsa bu deneyi tekrar etmeliyiz ve tekrar edildiğinde bu sonuçların başka araştırmacılar tarafından da doğrulanırsa eğer bu hipotezin gerçek haline gelme süreci var. Bir de arkadaşlar, sonuçlarımız hipotezimizi desteklemiyor ise, yani sonuçlarımız hipotezi desteklemiyor ise o zaman yanlış diyoruz hipotezimize, gerçek değil diyoruz. Yeniden bir hipotez kurup tekrardan deney yapmaya ve doğru sonucu bulana kadar uğraşmaya devam ediyoruz aslında bilim yaparken. İlk basamağımız gözlem yapılması ve veri toplanması demiştik. Önce problemi çözmek için problemi tamamıyla net olarak anlamış olmamız lazım. Bunun için de önce gözlem yapmamız lazım. Şimdi gözlem dediğimiz olayda iki çeşit arkadaşlar. Ya biz bu gözlemi duyu organlarımızla yaparız ya da başka araçlar kullanarak gözlem yaparız. Buna da nitel ve nicel gözlem olarak ikiye ayırıyoruz. Nitel dediğimiz zaman arkadaşlar, sayılamayan şeyler, sayısal olarak ifade edilemeyen, ölçü aleti kullanmadığımız şeyler aklımıza gelmeli. Yani duyu organlarımızla yaptığımız gözlemler bunlar. İşte örneğin su çok sıcak, hava çok temiz. Bunlar kişiye göre aslında göreceli, değişebilen şeyler. Doğru mu? Evet, nitel olan görecelidir. Böyle bir problemi var nitel gözlemin. Yani doğruluk, gerçeklik oranı çok yüksek olmaz. Nicel gözlem ise öyle değil. Nicel gözlem yaparken ölçü adetleri kullanırsınız. Sayısal veriler elde edersiniz. Kanıtlamanız ve her kimse için değişmez olur böylece. Kanıtlamış olursunuz. İşte örneğin çocuğun boyunu ölçmüşsünüzdür. 105 cm ve bu kim ölçerse ölçsün böyle çıkacaktır. Hava sıcaklığı 27 santigrat derece demek. Santigrat babında ölçen herkes için oradaki hava sıcaklığının 27 derece olması demektir. Bu da nicel gözlem. Biraz daha doğruluğu kesin olan nitele göre gözlem çeşidi. İkinci basamağımızda problemin tespit edilmesi var. Burada arkadaşlar bilim insanları artık işte gözleme verilerin sonucunda problemini net olarak tanımlamış olur. Yani benim istediğim şey bu, problemim bu. Şimdi bunu çözmeye yönelik bir hipotez ve tahmin geliştirmeliyim der.
Üçüncü basamak olarak hipotezinin kurulması. Hipotezler probleme geçici çözüm üretmek demek. Yani o anlık sonucu net olarak deneylerle kanıtlanana kadar geçici çözümüne biz hipotez diyoruz. Öncül gözlemler ve verilere dayanıyor. Tabii ki öncesinde sadece gözlem ve veri yaptığımız için bunlara dayalı olarak geliştirilmiş olması gerekir. Mevcut olan bilgi birikimimizden hazırladığımız şeyler hipotezlerimiz. Hipotezden sonra dördüncü basamakta tahmin. Önce hemen hipotezden sonra tahmin ettiğimiz sonucu ortaya koyuyoruz. Yani ben işte bu problemin bu şekilde çözüleceğini düşünüyorum gibi. Daha sonrasında 5. basamak kontrollü bir deneyin yapılması. Kontrollü deneyde ne demek? Önce bunu öğrenmemiz lazım. Kontrollü deneyler kontrollü şartlar altında yapılan hipotezimizi test etmek için gerekli bilgilerin toplandığı araştırma süreci. Şimdi burada artık gerekli bilgileri topluyoruz, belli şartları sabit tutuyoruz, araştırdığımız sorunu sadece değiştirerek doğru olup olmadığını araştırdığımız bir süreç bu. İki grup içeriyor, bir kontrol grubu var, bir de deney grubu olması lazım. Kontrol grubu dediğimiz grupta bütün şartlar sabit tutulacak, normal bu durumu gösteren bir grup bu. Hiçbir değişken değişmeyecek. Deney grubundaysa olaya etki ettiği düşünülen faktörlerden bir tanesinin değiştirilmesi lazım. Yani araştırdığımız şeyin habire değiştirilip tekrardan sorun haline getirilerek sonuca ulaşmaya çalışıyor olmamız lazım. Kontrol grubuyla da karşılaştırarak deney grubunu beraber ilerleyerek sonuca yürümemiz lazım. Şimdi burada eğer değiştiriyoruz demiştik ya belli faktörleri, o değiştiğinde deneyin sonucunu etkiliyorsa bu faktör, ona bağımsız değişken adını veriyoruz. Bağımsız değişkeni belirledikten sonra da bağımsız değişkeni değiştirirken elimizde olmadan değişebilen faktörlere de biz ya ona bağımlı anlamında bağımlı değişken ismini veriyoruz. 6. ve son basamağımız artık sonuçların değerlendirilmesi olacak. Burada da gözlem ve kontrollü deneylerin elimizdeki verilerin sonuçlarını artık konuşuyor olmamız lazım. Bakıyoruz, verilerimiz elimizdeki sonuç eğer baştaki hipotezimizi destekler, kanıtlar nitelikte ise deneyi tekrar yapıyoruz. Ya da başka bir bilim insanı bunu tekrar ediyor. Çünkü ne demiştik, bir şeyin bilim sayılabilmesi için onun tekrar yapılabiliyor, sorgulanabiliyor ve sonuçlarının tartışılabiliyor olması gerekiyor demiştik. Bu yüzden elde ettiğimiz sonuçları da diğer bilim insanlarıyla paylaşıyoruz. Onlar da bu sonuca ulaşır ve bunu kabul görürse artık hipotezimiz gerçek haline dönüşüyor. Bakın gerçek oluyor, kabul edilmiş oluyor. Sonrasında makalelerde işte vesaire bilimsel camiada yayınlanmış bir deney haline geliyor. Ama eğer sonuçlarımız hipotezimizi desteklemiyorsa hipotezimiz çürüyor. Yerine yeni bir hipotez kurulup aynı basamakları tekrar ediyoruz arkadaşlar. Evet, bu bağlamda o zaman akla şu sorunun gelmesi lazım. Teori ne demek, kanun ne demek, hipotez bunların neresinde yer alıyor? Teori gerçek olan şeyler midir, kanun kesin olan şeyler midir? Teoriler acaba bir gün kanun olacak mı? İşte kanuna dönüşememiş teori basit ve kenara atılmış, çürütülmeye yüz tutmuş bir şey midir? Bu gibi soruların kafanızda döndüğünü biliyorum. Gelin birlikte bunları cevaplayalım. Arkadaşlar bu terimler günlük hayatımızda gerçek bilimsel anlamlarından farklı kullanılabiliyor. Bu yüzden insanların kafası bu konuda karışmış durumda. Yani net olarak öğrenilmesi lazım. Yani yanılgıya çok kolay düşülebiliyor teori ve kanun arasında. Arkadaşlar buna düşmemek için önce kanunun ne olduğunu öğrenelim. Bilimsel kanun dediğimiz şey bir olayın belli şartlar altında nasıl gerçekleştiğini tarif ediyor. Yani bir olay yaşandı, oldu, bir deney yapıldı, nasıl olduğunu anlatabildiğimiz bütün durumlara biz kanun ismini veriyoruz. Çok sayıda gözlem ve deneyden sonra aynı şartları tekrarladığımızda aynı sonuçları veriyor olması lazım. Mesela yer çekimi kanunu gibi. Siz ne kadar, yani kiminle nerede, dünya üzerinde tabii ki deniyor olursanız olun, yer çekimi kanunu bu şartlar altında aynı sonucu verecektir. Ve arkadaşlar biz bir hipotezi hiçbir kuşkuya
yer vermeyecek şekilde doğruluyorsak ve bilimsel gerçek olarak kabul edebiliyorsak onu kanuna çevirmiş oluyoruz. Mesela biyolojide de işte örneğin Mendel kanunları var. Mendel kanunları da şimdi de günümüzde de hala ne kadar denerseniz deneyin aynı şekilde sonuç verecektir. Teori nedir o zaman arkadaşlar? Teori o zaman kanun gerçekte teori yalan mı? Hayır, değil. Aslında teorinin kanuna dönüşebildiği bir durum söz konusu bile değil. Çünkü teoriler kanundan tamamen farklı. Doğada gerçekleşen olaylar hakkında yaptığımız açıklamalara biz teori deriz. Yani aslında arkadaşlar doğada belli başlı olaylar olur. Biz bu olayları fark ederiz. Ve bunların nedenini açıkladığımız zaman onun hakkında teoriler üretmiş oluruz. Yani aslında teorilerin arkasında güçlü deliller vardır. Bu delillerin yerine yenisi eklenebilir, tekrar tekrar desteklenebilir teori arkadaşlar. Bir sürü delil ile ya da başka farklı deneylerle çürütülebilen sonuçlar da çıkabilir. Yani bir teori çürütülmeye de çalışılabilir, desteklenmeye de çalışılabilir ve içerisinde ne kadar çok argüman, ne kadar çok bilgi var ise o kadar güçlü olduğunu gösterir aslında bu teorinin. Elimizdeki teorinin ne kadar zor çürüyeceğini bize gösterir. Fakat şunu unutmayın ki teori dediğimiz şey olmuş olan ya da olmaya devam eden bir olayı açıkladığımız duruma verilen isim. Yani mesela biz bir hipotezi doğruluyor ve bunu yeni yeni bulgularla habire destekliyorsak teori haline getirmişizdir. Mesela gen kromozom teorisi arasındaki ilişkiyi açıklayan şeye teori dedi. Gen diye bir şey var mı? Var arkadaşlar. Kromozom diye bir şey var mı? Var. Biz bunu görebiliyoruz. O zaman teori ne? Gen ve kromozom arasındaki ilişkinin nedenini açıklayan şeye biz teori diyoruz ve bunu destekleyen bir sürü delil var. Hücre teorisi var mesela. Geçen derste konuşmuştuk. Hücre diye bir şey var. Hücrelerin birbirlerinden oluştuklarını açıklaması, işte hücrelerin bölünmesi, DNA kalıtım materyallerinin olması vesaire. Teorinin içindeki her şey o teoriyi destekleyen delillerdir ve toplamına da hücre teorisi ismi verilmiştir. Evrim teorisi arkadaşlar en çok tartışılan şey aslında bu kadar tartışmasına gerek yok. Sadece bu teori ve kanunun ne olduğunun bilinmemesi dolayısıyla tartışılıyor. Doğada arkadaşlar baktığınız zaman evrim diye bir şey var. Biz daima evrimleşiyoruz. İşte canlılar gelişiyor. Çeşitli bulgular var, fosiller var vesaire. Bunlarla beraber evrimin nedenini açıklayan şeye de biz evrim teorisi diyoruz. Şu anda da biyolojinin en güçlü teorisi aslında evrim teorisidir diyoruz arkadaşlar. Ve unutmayalım ki son kez tekrar etmekte fayda var. Teoriler hiçbir zaman kanuna dönüşmeyecektir. Aralarında böyle bir hiyerarşi söz konusu değildir arkadaşlar. Yani teori daha aşağıda, kanun daha güçlü vesaire diye bir şey yok. Bir gün kanunlar da çürütülebilir. Şartlar değiştiğinde, yeni şeyler bulunduğunda, teknoloji geliştiğinde ya kanun denen şey de değişebilir, teori de değişebilir. Zaten ikisinin tanımını yaptık. Evet, bu konuyu kapatıp yeni konumuz olan hücre konusuna devam edelim. Hücresel yapıları inceleyelim. Arkadaşlar demiştik ki hücresel yapılar ikiye ayrılır. Prokaryotlar ve ökaryotlar olarak. Ökaryotlara baktığımız zaman bunlar 3 kısımdan oluşuyor. Hücre zarı, sitoplazma ve çekirdek. Prokaryotlarda 3 kısma ayıramıyoruz çünkü çekirdek yok. Onlarda ancak işte materyal, sitoplazma ve hücre zarı diyebilirim ama böyle bir ayrıma girişmiyoruz. Şimdi şöyle bir resim koydum ben size. Prokaryot hücreleri bir bakteri hücresinin yapısı. Kısaca anlatalım, daha detaylı işleyeceğiz. Bakın etrafında bir hücre duvarı, içerisinde dağılmış DNA'sı, pilus dediğimiz almaçları, pilusları, mezozom kısmı, hücre zarı var, ribozomları var nokta haline ve bir tane kamçısı var. Ama ökaryot hayvan hücresi biraz daha genişmiş yapılı diyoruz. Orada bir sürü organelden bahsedeceğiz. Çekirdek, çekirdekçik, çekirdek zarı, ribozomlar, hücre zarımız, Golgi, çekirdek etrafındaki endoplazmik retikulum, bunun bir granüllüsü bir de granülsüzü var. Mitokondriler ve sitoplazmasından, sentozomundan hayvan olduğu için bahsediyoruz. Bir de lizozom ve kofulu var tabi. Evet, öncelikle hücre zarını inceleyelim. Hücre zarının özelliklerinden devam edelim. Arkadaşlar hücre zarı, hücreyi sarmak,
onu korumak ve bütünlüğünü sağlamak zorunda demiştik. Yapısı nasıl peki? Yapısı esnektir arkadaşlar, incedir ve seçici geçirgen ya da yarı geçirgen kelimesini kullanabiliriz. Bir yapıda iki tabakalı, çift tabakalı fosfolipitten oluşmuştur demiştik. Fosfolipidin ne olduğunu daha önceki derslerimizde öğrendik. Yağ tabakası olduğunu biliyoruz. İki tabakaydı böyle. Çift lipid tabakası, bu tabaka akıcıdır. Sürekli hareket halinde, hatta tahtaya çizdiğimde halay çeken insancıklara benzetmiştik bunları. Hatırlayalım. Daima hareket halinde olacak madde geçişlerini ve zarın esnekliğini sağlayabilmek için. Arkadaşlar bu zarın üzerinde belli porlar, yani delikler var. Buradan maddeler girip çıkabiliyor. Tabii ki bütün maddeler giremiyor. Bunu da detaylı konuşacağız. Küçük yapılı maddelerin daha rahat girmesi sağlamıyor. Hücre zarına seçici geçirgen diyoruz. Bu durumda arkadaşlar molekülün zardan geçip geçemeyeceğine karar verebilen bir mekanizma bu. Ne kadar kolay geçebileceği de karşısındaki molekülün ya da hücrenin kendi özelliğine bağlı olarak değişiyor. Peki nedir hücre zarının görevleri? Arkadaşlar hücre zarının en önemli görevi hücrenin içine madde girişini sağlanması ya da hücre dışına madde çıkışının sağlanmasıdır. Hücreyi dıştan saracaktır ve onu dış etkilerden koruyacaktır. Koruyabildiği kadar diyoruz. Çünkü yapısında organik maddeler bulunduğu için o yapının bozulması biraz kolay oluyor. Hücreyi dağılmaktan koruyacak ve ona şeklini verecek. Nasıl bir yapısı var? Sadece fosfolipid, çift tabakalı fosfolipitten mi oluşuyor? Hayır, aynı zamanda proteinler, karbonhidratlar, lipitlerin birleşmiş hali, işte glikolipid, glikoprotein gibi yapılardan oluşuyor. Hatta arkadaşlar en çok protein bulunur hücre zarının yapısında. Bu da ekstra bir bilgi, sakın unutmayalım bunu da, bir yere not edelim. Evet, baktığımız zaman burada bir hücre zarı modeli var. Bu model iki bilim insanı tarafından geliştirildi. Singer ve Nicholson. Bunlar arkadaşlar akıcı mozaik zar adını verdiler bu hücre zarı modeline. Neden? Çünkü şurada gördüğünüz çift tabakalı, bakın üstte bir tabaka, şöyle bir tabaka dizilmiş, altta bir tabaka dizilmiş fosfolipitleri görebilirsiniz. Bu çift tabakalı fosfolipitin nesi var? Baş kısmı suyu seven hidrofilik, orta kısım ise suyu sevmeyen hidrofobik kısımdı. Şurada gördüğünüz gibi porlar, yani delikler var madde geçişleri. Daha sonra zara gömülü olan proteinleri görüyorsunuz. Çevresel protein ve kanal proteinleri olarak iki grup proteinler zarda bulunur. Çevresel protein biraz daha hareketlidir ve madde taşınmasına yardım ederken kanal proteinleri de tam içerisinden hücre zarının porlarından geçemeyecek maddelerin geçişini kolaylaştırmak için orada bulunur. Daha sonra dışarıya doğru uzanan glikoprotein ve glikolipit yapılarını görüyorsunuz. Bakın iki kelimenin birleşmesi bu. Glikoz ve lipid. Glikoz ve protein. Evet. Karbonhidratlar hücre zarında bu şekilde birleşmiş halde bulunur. Biz buna glikokalix yapısı adını da veriyoruz. Bu yapı hücrenin diğer hücrelerle iletişimini, alışverişini vesaire sağlar. Aynı zamanda yapıyı korunmasını da sağlar. Glikolipid ve glikoproteinler. Evet, şimdi de hücre zarından maddelerin geçiş kolaylığının sıralanmasını konuş. Küçük moleküller her zaman büyük moleküllere göre daha kolay geçecektir. Mantıken zaten düşünün, monomer olan bir şeyin sindirilmesine gerek yok demiştik. Polimerleşmiş bir maddenin artık sindirilmesi gerekiyor ki hücre zarından geçebilsin doğal olarak. Bunun dışında nötr olan atomlar, nötr sıfır, yani iyonlaşmamış atomlar, iyonlaşmışlara göre daha kolay geçecek. Bu negatif yüklü olan bir iyon ise pozitif yüklü iyona göre daha kolay geçecek. Negatif yüklü iyonlar pozitif yüklü iyonlara göre daha kolay geçecek arkadaşlar. Eksi yüklüler artı yüklülerden daha kolay geçecektir. Yağda çözünen maddelerde suda çözünenlere göre daha kolay geçiyor. Kimdi yağda çözünenler? A, D, E, K vitaminleri. B ve C grubuna göre daha kolay geçiyorlar. Neden? Çünkü hücre zarının yapısı fosfolipid olduğu için, yani yağ, çift tabakalı bir yağ tabakasından oluştuğu için yağda çözünen madde doğal olarak çok daha kolay geçecek içeriye. Suda çözünen bir tık daha zorlanabilir.
Yağı çözen madde ise çözemeyene göre daha kolay geçer. Bunun mantığı ne arkadaşlar? Bunun mantığı da şu. Biliyorsunuz yağlar suda çözülmez. Suda çözülmediği için eter, kloroform, alkol, işte benzen, aseton gibi maddeler kullanarak biz yağları çözebiliyorduk. Bu maddelerde zarımız fosfolipid tabakasından oluştuğu için o zarı çözerek yani açarak arkadaşlar çok daha rahat içeriye kaynayabilecektir. Çözünemeyenlere göre. Mesela demiş ki işte alkol A vitamininden çok daha kolay geçebilir diye düşünebilirsin. Şu sıralamayı da unutmayın. A vitamini B vitaminine göre daha kolay geçiyor ama A vitamini yağı çözen bir şey değil. Sadece yağda çözünebiliyor. Bu yüzden yağı çözen bir madde çözemeyene göre daha kolay geçiyor. Karşınıza böyle bir şaşırtmalı soru da çıkabilir. Dikkatli olun. Evet, bir de bizim hücre zarımız belli doku ve organlara göre farklılaşma gösterebilir, yeni yapılar oluşturabilir. Sırf hücre zarının içerisinden kendisiyle beraber başka bir yapı oluşmuş olabilir. Bunlar yardımcı yapılar olarak adlandırılıyor. Bu yapılardan bahsedeceğim. Öncelikle villuslarımız var, mikro villuslarımız var. Bunlar genelde bağırsak epitelimizde besinleri emme görevi olan hücrelerimizde hücre zarının bir miktar sitoplazma ile dışarı doğru oluşturduğu çıkıntılar. Bunlar böyle parmak şeklinde uzantılar, villuslar. Bağırsağınızdaki emme yüzeyini arttırmak için yüzey alanı artarsa çok daha kolay emilimin artacağını söylemiştik. Bu yüzden villuslarda alan artırarak biraz daha kıvrım yaratarak emilimi kolaylaştırıyor. O villusların her birinin üzerinde de daha küçük uzantılar var. Yine hücre zarından farklılaşıp onlara da mikrovillus adını veriyoruz. Yalancı ayaklar var. Yalancı ayaklar amip, aküvar ya da cıvık mantar gibi hücrelerde besin bulma ya da yer değiştirme için zarın oluşturduğu geçici olarak oluşturduğu uzantı. Mesela amip canlımızı da düşünelim. Şekilsiz bir canlı. Bu canlımız besin almak için yalan ayakları olmadığından dolayı kendi zarını öne doğru atarak bir ayak oluşturuyor ve o besini içeriye alıyor. Daha sonra o ayak kayboluyor. Siller var arkadaşlar. Sillerde bir hücrelilerde ve çok hücreli ökaryot canlılarda da bulunabilir. Yani memelilerin de sonuçta solunum yollarında kıllar var, siller var. Bunlar da arkadaşlar yine hücre zarından oluşmuş yapılardır. Bir hücrelerden de paramecium var. Paramecium suda yaşayan bir canlı. Orada hareket ediyor. Ederken de kenarından çıkan küçük tüy gibi sillerle hareketini sağlıyor. Kamçı var. Kamçı dediğimiz yapıyı mesela Euglena'da görebilirsiniz. Bazı bakterilerde görebilirsiniz. Hatta memelilerin spermlerinde de kamçı görüyoruz. Bu da sillerden farklı olarak yine hareketi sağlıyor arkadaşlar kamçı. Ama sayısı çok daha az ve daha uzun sillere göre. Yani bir ya da iki tane oluyor. Ve dalga benzeri bir hareket yapıyor. Kamçı daha hızlı hareketi sağlıyor. Yine hücre zarından farklılaşmıştır. Mezozomlar var. Mezozom da şöyle. Arkadaşlar biz demiştik ki prokaryot olan bir canlının zarlı organeli bulunamaz. Zarlı organeli yoksa bizim canlılarımızın, hücrelerimizin enerji üretmesini sağlayan organelimiz de mitokondri demiştik. Mitokondrinin de iki tane zarı var bünyesinde ve kesinlikle prokaryot bir canlıda mitokondri bulunamaz. O zaman nasıl enerji üretecek bizim prokaryot canlılarımız? Ona benzer bir yapı geliştirmesi gerekiyor. Kendi solunum enzimlerini üretebildikleri, yine hücre zarının içeriye doğru yaptığı bir zar kıvrımı sayesinde enerjisini üretebilecek. Bu kıvrıma da biz mezozom adını vereceğiz. Hemen şurada ben size göstermek istiyorum mezozomu. Şurada arkadaşlar içeriye doğru zardan çıkmış bir kıvrım enerjisini üretmesini sağlayacaktır. Bakın şu kenarlarda siller, şu uzun olan da kamçısı. Bunların hepsi zarlardan oluşmuştur. Şimdi de arkadaşlar hücre zarından hemen sonra hücre duvarını anlatıyoruz. Biz hücre çeperi bir diğer ismiyle. Hücre duvarı bildiğiniz gibi bütün canlılarda bulunmayacak. Hücre duvarı nasıl bir şey? Zardan farkları nelerdir? Bunları konuşacağız. Bütün canlılarda bulunmaz. Hücre zarı gibi değildir. Sertlik ve dayanıklılık sağlamak için orada bulunur. Kimlerde bulunabilir? İşte bakterilerde var. Göstermiştim. Alglerde,
mantarlarda ve bitkilerde bulunacak hücre çeperi. Hayvanlarda görmeyeceğiz. Hiçbir hayvanın hücre çeperi olmaz. Hücre duvarını biz cansız olarak adlandırıyoruz. Hücre zarına da can diyoruz ama bu aslında yani ilk bakışta yanlış bir adlandırma. Şunu anlamanızı istiyorum ben canlı ve cansız derken. Biz canlıların ortak özelliklerini konuşurken demiştik ki bir varlığın canlı olabilmesi için onun belli başlı özellikleri taşıyor olması lazım. İşte hücresel yapısı, protein yapısı, işte yönetici molekülü, hareketi, boşaltım, sindirim vesaire yapması lazım demiştik ama hücre duvarını hadi cansız dediniz, hücre zarına canlı diyerek bu özellikleri taşıyor olmasını bekliyor olmamız gerekiyordu değil mi? Ama buradaki canlılık şunu kastediyor. Yani o tür bir canlılık değil. Bizim gibi canlı değiller tabii ki. Nasıl bir canlılıktan bahsediyor hücre zarında? Arkadaşlar hareketli olduğu için ve seçici geçirgen yapıda olduğu için yani dinamik bir özelliğe sahip olması onun canlı yani duvardan farkını bu şekilde anlatmaya çalışıyoruz. Daha canlı, daha dinamik demek istiyoruz. Hücre duvarının böyle bir durumu yok. Onlar yani hücre duvarı hiçbir şeyi seçemez. Direkt gelen bütün maddeleri tam geçirgen özelliğe sahip olduğu için yapısından içeriye geçirecektir. Sadece koruma yani zırh görevinde aslında mekanik etkilere karşı koruyor bitki hücrelerini ve aynı zamanda dik durmalarını sağlıyor arkadaşlar. Bu kadar. Yani canlı ve cansız derken bundan bahsediyoruz. Bütün çeperlerin, yani bütün canlılarda bulunan çeperlerin yapısı aynı maddeden oluşmuyor. Mantarlara incelediğimizde mantarların çeperleri kitin dediğimiz polisakkarit maddesinden oluşurken bitki ve alglerde yine polisakkarit çeşidi olan selülozdan oluşur hücre duvarı. Bu farklar çok önemli. Bunları not ediyorsunuz arkadaşlar. Bakterilerde ise peptidoglikan dediğimiz bir yapıdan yapıyı karşımıza çıkıyor. Peptidoglikan da kısaca protein ve karbonhidratın birleşmiş olduğu bir yapı. Bakterilerde duvar böyle gözüküyor. Arkebakterilerde yani arkelerde ise sahte yalancı peptidoglikan dediğimiz ileride göreceğiz. Peptidoglikan yapısının birkaç molekülün eksik olduğu bir yapı karşımıza çıkacak. Arkadaşlar doğal olarak hücreler yaşlandıkça onların içerisinde birikecek madde artacağı için yaşlı hücrelerin çeperleri çok daha kalın olmalı. Yani bunu şöyle aklınızda tutabilirsiniz. Bir ağaca baktığınız zaman işte ne kadar yaşı büyükse, yaşlı bir ağaçsa gövdesi o kadar kalın olur çeperi. Ama işte genç bir fidan işte ne kadar ince, narin olur. Bu şekilde aklınızda tutabilirsiniz. Evet, burada gördüğünüz bir bitki hücresi yani o kadar hayvan hücresi koymuş ve konuşmuşken bitki hücresi örneği koymadan da geçemedim. Bitki hücresinin farkında görüyorsunuz ki şurada bir hücre duvarı var. Yani hücre duvarı yapısını hayvan hücresinde görmemiştik. Daha sonra içerisinde bir hücre zarı var. Gördüğünüz gibi hücre duvarı bu hücre zarını da koruyor. Aynı zamanda içerisinde yeşil olan kloroplastlar var. Bunu hayvan hücrelerinde göremeyiz arkadaşlar. Çünkü bu kloroplast bizim fotosentez yapmamızı sağlayacak. Yani bitkilerin fotosentez yapmasını sağlayacak. Ama hayvanlar böyle bir şey yapamadığı için onlar da bulunmaz. Golgi aygıtı. Endoplazmik retikulum granüllü granülsüz olarak çekirdeğimiz var. Ribozomlar var. Mitokondri var tabii ki. Aynı zamanda kocaman bir koful var. Bunların görevlerini de daha sonra da tek tek inceleyeceğiz. Evet, şimdi de hücre zarı ve hücre çeperinin karşılaştırmasına gelelim hemen. Hücre zarında biliyorsunuz hücre zarı bütün hücrelerde bulunuyor istisnasız demiştik. Ama hücre çeperi bütün hücrelerde bulunamaz. Bakteri, mantar, bitkiler ve bazı alglerde bulunur diyoruz. Hücre zarının üzerinde porlar bulunur demiştik. Belli kapılar diyoruz biz bunlara ama delikler. Ama hücre çeperinde por değil de daha çok geçitler bulunur ve bu geçitler hiçbir şekilde seçicilik taşınmaz ama porlar seçicilik özelliğine sahipti ki buna bağlı olarak bir diğer maddemiz hücre zarı seçici geçirgenken hücre çeperimiz tam geçirgendir diyoruz. Hücre zarının hücre içeriğinin dağılmasını önleyecek ve
hücreyi dış etkenlerden koruyacak. Hücre çeperi de dış etkenlere karşı koruma görevinde ve aslında hücre zarına göre bir tık daha yüksek bir koruma sağlıyor. Çünkü daha zırh gibi sert bir yapıda bulunduğu için. Aynı zamanda bitkiye destek verir ve turgor basıncı dediğimiz bu fazla su alan bitkinin patlamasını önleyen bir basınç. Bu basıncı sağlar ve bu şekilde bitkiyi korumuş olur. Evet arkadaşlar, bu dersimiz de burada sonlandı. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.